Herkese merhaba. Samsung Galaxy S4 World Tour'da görücüye çıkan bir diğer cihazda Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılan Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung'un Galaxy Note ailesine kazandırdığı son üye olan Galaxy Note 8.0 1280x800 piksel çözünürlüklü 8 inç ekran barındırıyor. Ve telefonun tasarımına baktığımızda Galaxy Note 2 veya Galaxy S4 gibi bir tasarımın kullanıldığını ve genellikle dikey tutuşun uygun görüldüğünü görüyoruz. Samsung logosuna baktığımızda, tuşların yerleşimine baktığımızda bu tablet genellikle tek elde ve dikey şekilde tutmak için tasarlanmış. Tablet oldukça ince, yaklaşık 7.95 mm'lik bir kalınlık var. Bu da tabletin her yere rahatlıkla sığmasına, elde de rahatlıkla taşınmasına, tutulmasına olanak sağlıyor. 8 inçlik bir ekran var ve görmüş olduğunuz gibi biraz büyük elliyim tabii. Bu tableti tek elimle rahatlıkla tutup diğer elimle de hem parmaklarım hem de S Pen kalemi kullanarak rahatlıkla kontrol işlemini gerçekleştirebiliyorum. Tabletin sahip olduğu TFT ekran iyi bir sayılabilecek bir görüş açısına sahip, renk ve parlaklık açısından da ekranın fena olduğunu söylemeyiz. Bu da Galaxy Note 8.0 için iyi bir görsel deneyim sunacaktır. Bu tablet özellikle sahip olduğu S Pen kalemle çizim, not alma gibi işlemler için oldukça uygun. Aynı zamanda kitap okumak için de oldukça elverişli bir fırsat sunuyor kullanıcılarına. Ve tablette yer alan akıllı bekleme modu sayesinde de ekranın kararma süresini öndeki kamera yardımıyla akıllı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde siz kitap okumaya devam ettiğiniz sürece de ekran açık kalmaya devam eder. Görmüş olduğunuz S Pen yine var ve S Pen'in yerleştiği yuvada tabletin sağ alt köşesinde yer alıyor. Yine S Note uygulaması Samsung Galaxy Note 8'de de not alma işlevleri için kullanılıyor. Daha önce incelemiş olduğumuz Galaxy Note cihazlarından bu S Note uygulamasının nasıl olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde bir deneyim var ve yine oldukça tepkisel, oldukça rahat kullanışlı bir kullanıcı arayüzü söz konusu. Diyelim ki normal bir defterde nasıl yazarsınız? Görmüş olduğunuz avuç içiniz kağıttan, defterden destek alır. Burada da aynı şekilde tabletten destek alıp sanki bir deftere yazıyormuş gibi yazma fırsatına sahipsiniz. Sizin avucunuzun ekranın farklı köşelerinde okuması tablette istenmeyen bir sonuca neden olmuyor. Bu sayede normal bir deftere not alıyormuş gibi not alma fırsatına sahip oluyorsunuz. Yine çeşitli yaratıcı araçlar var. Yine farklı kalem ayarları var S Note uygulamasında. Gerçekten Galaxy Note 8 deneyimini fazlasıyla arttıran bir unsur S Note uygulaması. Yanı sıra yine tablette daha önceki Galaxy Note cihazlarında görmüş olduğumuz çeşitli unsurlar var. Diyelim ki bir video oynatıyorsunuz ve S Pen'i görmüş olduğunuz gibi oynatarak ön izleme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde sadece video uygulamasında değil, takvim uygulamasında, galeri uygulamasında da ön izlemeyi bu şekilde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz ve aradığınız bir ana, bir kareye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çoklu görev çubuğu görmüş olduğunuz gibi ekranın solunda yer alıyor ve burada çeşitli uygulamaların kısa yollarını görüyorsunuz. Buradan hangi uygulamaların burada yer alacağını da özelleştirebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı tutun, ekrana doğru sürükleyin ve karşınızda o uygulama hızlı bir şekilde çıksın. Dilerseniz başka bir uygulamayı da alıp onu da ekrana sürükleyebilirsiniz. Bu şekilde Galaxy Note 8'de iki uygulamayı aynı anda açabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de video uygulaması açtık. Videoyu açtıktan sonra onu da dilerseniz pop-up play özelliğiyle küçültebilirsiniz ve bu şekilde tablette aynı anda 3 uygulamayı kullanma fırsatına sahip olabilirsiniz. Bu da Samsung Galaxy Note 8'in sunduğu özelliklerden bir tanesi. Kalemin üzerinde bulunan tuşa parmağınızı basılı tutarken yukarı doğru bir çizik atın ve karşınıza hızlı komut ekranı çıkacaktır. Buradan da çeşitli işlevlere kısa yolla erişebilirsiniz. Et işareti koyarak e-posta uygulamasını başlatabilirsiniz. Bir ünleme işaretiyle harita uygulamasına girebilirsiniz veya bir soru işareti işareti kullanarak arama yapabilirsiniz ve daha sonra da yazmak istediğiniz anahtar kelimeyi yazarak Galaxy Note 8'in bunu bulmasını sağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arama ekranı çalıştı. Tabii bizim TeknoBlog tam algılamadı ancak çok yakın bir doğrulukla algıladı ve karşımıza da TeknoBlog'un arama sonuçları çıkıyor. Diyelim ki ekranda bir şey gördünüz. Hemen çift tıklama yaparak not alma ekranını açabilir ve buradan notlarınızı kaydedebilir ve daha sonra da bunu
kaydedebilirsiniz ve not ekranında, S-Note'da, S-Note uygulamasında açabilirsiniz. Bu da Galaxy Note 8'in not tutma anlamında sunduğu özelliklerden bir tanesi. Tablette 5 megapiksel arka kamera var ve bunun yanı sıra 1.3 megapiksel de ön kamera bulunuyor. 1.6 GHz'lik 4 çekirdekli işlemci ve 2 GB RAM bulunuyor. 32 ve 64 GB'lık dahili bellek seçenekleri var Samsung Galaxy Note'un ve premium olarak nitelendirilecek tabletlere yakışır şekilde özellikler var. Micro SD kart yuvası dikkat çekiyor sol tarafta. Yine sağ tarafa baktığımızda güç butonu, ses tuşları ve kızılötesi port yer alıyor. Ve bu tableti bir uzaktan kumanda gibi de kullanabiliyorsunuz. Altta da Galaxy Note 2, Galaxy S4 gibi cihazlardan alıştığımız şekilde navigasyon tuşları var. Menü, geri ve home tuşu, ana ekran tuşu karşımıza çıkıyor. Üstte de 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı yer alıyor Samsung Galaxy Note 8'de. Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla detayı ilerleyen zamanlarda gerçekleştireceğimiz, gerçekleştirmeyi planladığımız Galaxy Note detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.